Efendim haber odası devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Sayın Mustafa Palancıoğlu konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok şükür tüm seyircilerimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Stüdyo Klasik araçlarına mı geldiniz? Klasik otoya merakınız var. Devam ediyor mu? Artık kış mevsimine yavaş yavaş giriyoruz. Klasik araçlar garajlara. Garajlarda mı gitti? Şu anda çekiliyor. İnşallah ilkbaharda tekrar klasik araçlarla, araç severlerle bir araya geliriz inşallah. Kemal Rakipoğlu'na kulaklarını çınlatalım. Evet. Şimdi sorularım olacak ama siz Libya'ya gitmiştiniz. Libya'dan dönüşte yine Melikgazi Belediyesi'nin bir töreni var. Sizin konuşmanız çok dikkatimi çekti. İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz dediniz. Evet. Çok dikkatimi çekti. Nedir kısaca izleniminiz? Şimdi şöyle, ben aslında seçim dönemlerinde çok bahsettiğim bir şey. Yurt dışına, Avrupa'ya, gelişmiş ülkelere dahi gittiğinizde Fransa, Almanya, Avusturya, Amerika, nereye giderseniz gidin. Oradaki vatandaşlarımızın hepsinin tek emeli var. Günün birinde Türkiye'ye dönmek. Niye? Para orada, imkanlar orada. Niye oraya gelmek istiyorlar? Veya işte Libya'ya gittik. Libya'da bölük pörçük insanlar bir arayış içerisindeler. Ülke parçalanmak üzere, herkes bir taraftan çekiştiriyor. Fransa'sı, İtalya'sı, Amerika'sı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çok basit konularda bile desteğe ihtiyaçları var. Türkiye'nin vermiş olduğu destekten dolayı şu anda Libya'da Türkiye'ye Türk bayrağı sallandığında inanın acayip derecede seviyorlar, gurur duyuyorlar. Bizi üst düzey karşıladılar ve oradaki ihtiyaçlarına baktığımızda sağlıktan, eğitimden, ticaretten, yatırımlara kadar birçok alanda ihtiyaçları var. Tabii Türkiye'nin ortamını gördüğümüzde, şartlarını gördüğümüzde de şükretmemek mümkün değil. Buradaki elimizin altındaki imkanlar gerçekten birçok ülkeyle kıyasladığımızda çok çok güzel, çok çok iyi durumda. Tabii ki sorunlarımız, sıkıntılarımız veya daha geleceğimiz çok daha iyi noktalar olabilir. Ama kıyas önemli. Yani Kayseri dışına çıktığımızda, hemen başka bir şehre gittiğimizde Kayseri'yi nasıl kıyasladığımızda birçok alanda Kayseri iyi durumdaysa, ülke olarak da Türkiye'yi başka ülkelerle kıyasladığımızda her şeye rağmen Türkiye açık ara birçok ülkeden iyi diyebilirim. İyi diyebiliriz. Sayın Başkan, dün önemli bir toplantı vardı. Siz de katıldınız. Tüm 16 ilçe belediye başkanı. Kayseri Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi. Tam bu nedir? Bir de bakanlığın da ismi değişiyor. İklim değişikliği de ilave ediliyor mesela. Evet. Şimdi tabii kentsel dönüşüm sadece gördük depremle ilgili değil. Doğal felaketler, seldi, işte toprak kaymasıydı, yangınlardı. Bunları da dikkate alarak şehirlerin yeniden yapılanması, özellikle kentsel dönüşüm süreçleriyle yapı ömrünü tamamlamış eskimiş yapıların revize edilmesi, yenilenmesiyle ilgili birçok belediyenin çalışması var. Burada da bakanlığımız bir orkestra şefi olarak farklı belediyelerin her ilde yapmış olduğu, yapmak istediği bütün çalışmaları belgelendirmek ve bu çerçevede yol haritasını ortaya çıkartmak istedi. Bunun için bütçe lazım, zaman lazım, işte diğer imkanlar lazım. Bunların planlanması açısından Çevre Bakanlığı'nın vermiş olduğu direktif sonucunda tüm belediyelerde, 81 ilde ve ilçe belediyelerinde yapılması planlanan kentsel dönüşümlerin hepsi bir arşivlendi, stratejik belge oluşturdu. Bu kapsamında en acil olan yerlerden başlayarak belki Çevre Bakanlığı önümüzdeki dönemde fonlamalar, teşvikler yaparak bu strateji belgesi çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini yürütecek. Melikgazi'deki kentsel dönüşüme geçersek, şimdi Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Ambar ve Küçükhali semtleri. Evet. Burada çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta Ankara'da sık sık gidiyorsunuz, bakanlıkla da görüşüyorsunuz. Sayın Haseki de destek veriyor. Nedir buradaki son durum bu bölgelerde? Evet, kentsel dönüşümde bahsettiğiniz gibi Öz Haseki Bakan'ın gayretleri çok fazla. Bizden önceki dönemde Melikgazi'de Memduh Başkan'ın döneminde başlayan birçok çalışmalar vardı. Bunların ilk etapları bitti. Şimdi ikinci etap çalışmalarına ya da ilave alanlara başladık. Bu alanlardan ilki Yıldırım Beyazıt. Burada da bir kentsel dönüşüm çalışmasına başlıyoruz. Kazım Karabekir ikinci etap, Küçükhali ikinci etap, Ambar ikinci etap ve daha sonrasında inşallah Çorakçılar Mahallesi dediğimiz eski mahallemiz, Küçük Mustafa bölgesi gibi birçok mahallede kentsel dönüşüm talepleri var. Tabi bunların hepsi imkan meselesi, bütçe meselesi. Tabi yasal olarak da belli çerçevede bakanlıktan alacağımız izinler, imar değişiklikleri, birçok
rezerv alanla birlikte bu sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bütçemiz, personelimiz, yasalar nereye kadar izin verse bununla ilgili yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah Melik Gazi bu konuda öncü. Sadece Kayseri için demiyorum. Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinin yürütüldüğü en başarılı belediyelerden bir tanesi. Sayın Başkan, bir haftada 3 temel ilçe, bir haftada 27 milyon TL'lik bir yatırım oldu. Şimdi Saçmacı Camii, Mehmet Kamanoğlu Sağlık Merkezi, 12 Acil İstasyonu, Hacı Şükrü Baktık İmam Hatip Fen Lisesi'nin temeli atıldı. Evet. Sanırım 14 okulda yapacaksınız. Okul, sağlık, cami, bu konularda temel atıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bunu soracağım, fakat şöyle de bir algı yapılmaya başlandı. Ya arkadaş, belediye değil de işte hayırsever yapıyor, milletim destek veriyor, belediye de havasını atıyor şeklinde açıklamalar da yapılıyor. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii bizim belediyelerin diğer illere göre büyük bir farkı, Hasegi Bakan döneminden başlayan Kayseri modeli denen bir belediyecilik hizmeti var. Burada o kurumun görevi, bu kurumun görevi, benim görevim değil, benim bütçem yok, siz yapmalısınız gibi tabirleri bizim belediyelerde kullanmıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işi olan okul yapımı işi ya da cami yapım görevi olan müftülüğün işi ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık ocağı, aile sağlık merkezi yapımı ile ilgili vatandaşlar oy verdikleri için ilk belediyeye müracaat ediyorlar. Başkanım diyorlar, çözerseniz siz çözersiniz, bizim okul ihtiyacımız var. Çocuğumuz büyüyor, aman bunu hızlandıralım diye. Tabii biz de bunları kendimize dert ediniyoruz, başka yere pas atmıyoruz. Biz bunun orkestra şefliğini yapıyoruz. Tabii Melik Gazi Belediyesi olmasa bu yatırımların birçoğu hayata geçmez. Örnek vereyim, bir okul yapılacağı zaman imarı müsait ya da mülkiyeti kamuda olan yerin sayısı az, hazine arsası. Dolayısıyla şahıslar da 18 yapılması lazım ya da şahıslardan kamulaştırılması lazım. Yani arsanın bir şekilde çözülmesi lazım ya da belediyenin arsalarından bir tanesinin imarı değiştirilip onun okul yapılması lazım. Biliyorsunuz ekonomi önemli, bütçe evet, çok önemli. Belediye 10 trilyon eden bir arsayı bugün okul arsasına çeviriyor ve okul yapılmasına teşvik ediyor. Üstüne üstlük biz Melik Gazi Belediyesi olarak şu ana kadar yaptığımız çalışmaların tamamının mimari projesini, set halinde statik projesini, tesisat projesini biz yaptırıyoruz. Yani ne hayırseverler ne başka bir kurum, Milli Eğitim yapmıyor. Yani standart tek tip projeler değil. Ve üzerinde çok uğraşıyoruz. Bir mimari proje için okulun, caminin, sağlık ocağının en az 4-5 defa, 6 defa revizeler oluyor, sunumlar oluyor. Üzerinde istişareler de yapıyoruz ve son haline getiriyoruz. Bu sırada arsayla ilgili problemleri çözüyoruz. Daha sonrasında da eğer bir hayırsever gelirse bir kısmını hayırseverin karşılaması şartıyla onun ismini veriyoruz. Ama bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde bir okul temeli attık. Okulun ihale bedeli 5 milyon 700 bin lira. Hayırseverden 1 milyon 200 bin lira aldık. Yani belediyenin 4,5 milyon lira katkısı var. Bu da Ağlıken'e belediye. Tabii. Ya da işte bazılar diyor ki ben yaptırayım, yettiği kadar ben yaptırayım, gerisini siz yaptırın. Tamam diyoruz, öyle gidiyoruz. Ama genelde belediyemize meclis kararını alarak belli bir katkı sunuyorlar. Ve okul, cami, sağlık ocağı yaptırıyoruz. Bazıları bir kısmını veriyor, bazıları yarısından azını, bazısı yarısından tamamını veriyor. Çok azı da tamamını karşılıyor ama dediğim gibi en azından arsa, peyzaj, duvar, şudur budur gene %25-30'u her halükarda belediyenin sırtında. Biz bunun yanında da hava atmıyoruz. Hava atan bir belediye değiliz. Hatta ve hatta biz yaptığımız hizmetlerin belki birçoğunu tanıtımını yapamıyoruz, zaman bulamıyoruz. Gece gündüz mesai yaptığımız için bunların tanıtımında biraz geri kalıyoruz. Ancak şu var, bizim yaptığımız hizmetleri alt alta yazıp çizdiklerinde buradaki yapılan çalışmaların birçoğunu başka illerde görmek mümkün değil. Dolayısıyla aslında hava atmamız lazım, bunların reklamını iyi yapmamız lazım. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz, bizi teşvik ediyorlar, bizi bırakmıyorlar. Ancak bütün her şeyler hayırseverler tarafından yapılmıyor. Bunu da yıpratma konusu olarak kullanmalarına izin veremeyiz. Bunu da net bir şekilde açıkladınız. Ama biz hayırseverleri yani bir yapıyorsa on yapıyormuş gibi onur ediyoruz, taltif ediyoruz. Çünkü bazen ismini verdiğimiz okulun, caminin
isim sahibi çocukları olabiliyor. Bir trafik kazasında, doğru, bir hastalıktan vefat etmiş olabiliyor. Onu anımsamak, ömür boyu onu yad etmek açısından bu tür hayırlar yapıyorlar. O yüzden biz de hayırseverlerimizi başımızın üstünde yeri var diyoruz, taşıyoruz. Siz Yeşil'e son derece önem veriyorsunuz. İşte 80 günde 80 park, Şehitler Parkı'nı yapacaksınız. Evet. En sonunda Mersin'de İsa Yusuf Altekin Parkı var. Haseki zamanında yapılmış. Sanırım orada bir yenileme çalışması var. Evet, yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğünde Melik Gazi'mizin batı bölgesinin en büyük parklarından bir tanesi Mersin bölgesinin. Orası oldukça yıpranmış eski bir parktı. Dolayısıyla birçok yeni park yaptığımız gibi bu tür yenilenme ihtiyacı olan parklarımızı da yeniliyoruz, revize ediyoruz. Şu anda da onun çalışması devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bitirip vatandaşlarımızın tekrar yoğun kullanımını açacağız inşallah. Peki Melik Gazi'nin misafir odasına geçelim. Kazancılar. Geçen Adnan Bey'le, Ömer Bey'le gezdiniz. Evet. Orada çalışma yapıyoruz. Tam olarak Kazancılar'da ne olacak Sayın Başkan? Şimdi Kazancılar yine Haseki Bakan döneminde üstü kapatılmış ve güzel bir hale getirilmiş. Ama aradan yıllar geçtikten sonra burası eskimiş, yıpranmış. Seçim döneminde de Saraflar Odası Başkanımız Adnan İnce Toprak Bey ve Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsev Bey rica etmişlerdi. Yıllardır burada böyle bir talepleri olduğunu. Ben de şehrin merkezinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar yıprandığını bildiğim için seve seve buraya destek veririz, projeyi yaparız dedik. Ve projeyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık, mimari çalışmaları. Oradaki esnafımızla, ticaret odasında defalarca toplantı yaptık, görüşlerini aldık, projeyi son haline getirdik, revize ettik, ihalesini yaptık, şimdi de çalışma başladı. Orası gerçekten bir misafir odası gibi güzel bir hale geçecek, gelecek. Oradan başlayan süreçte de şehir merkezinin birçok noktasına güzel dokunuşlarla tekrar şehir merkezini yenileyeceğiz, canlandıracağız inşallah. Oradan şöyle ileri gidersek Gönhan'ı, Veziran'ı. Evet. Gönhan'da ne zaman çay içeceğiz, Veziran'daki son durum nedir? Evet. Gönhan'da bu gurbetçilerin olduğundan dolayı orada 3 tane içeri Gönhan'a doğru gelen dükkanımız vardı. Gurbetçilerin gitmesini bekledik oradaki esnaflarımız mağdur olmasın diye. Dolayısıyla şimdi oradaki içerideki diğer kalan yapıların temizlenmesi, yıkılması çalışmaları devam ediyor. İnşallah birkaç aya oradaki bu temizleme çalışmaları bitecek. Rölevilerini alacağız, restorasyon projeleri hazırlanacak ve Kültür Bakanlığı Anıtlar Kurulu'ndan onaylandıktan sonra ihalesini yapıp inşallah orayı da tamamlayacağız. Benim tahminim 2023'ün sonu gibi, 2024'ün başı gibi Allah nasip ederse Gönhan'ın açılışını yapar. Çayımızı da içeriz, müzik de söyleriz. Oo, orada bir sergi, toplantı da yaparız. Güzel çalışmalar yaparız inşallah. Oradan şöyle Hunat'a uzanırsak, bir altı katlı bir bina orada mı almıştınız? İş evet. Kurum ya. Bir kültür merkezi falan diyordunuz orada. Orada kadınlara yönelik güzel bir proje düşünüyoruz ama henüz netleştirmedik. Ama hemen o binanın haricinde biliyorsunuz Dedeman okulumuz var. Betonarme binası ömrünü yitirmişti. Onu betonarme yapının yerine güzel bir park yaparak orayı kaldırıyoruz. Dedeman'ı Hulusi Akar'ın sonunda güzel bir okula yeni yaptığımız Kayseri'nin en lüks, en güzel okuluna inşallah taşıyoruz. Ve şehir merkezini güzel bir parkla, yeşil alanla, kapalı otoparkla daha güzel bir hale getirmek üzere orada çalışmalarımızı inşallah başlatıyoruz. Muhtemelen birkaç ay içerisinde Dedeman taşınacak. Yaza doğru oradaki betonarme binayı yıkacağız ve çalışmalarımız başlayacak. Başkanım, sizin buraya geldiğinizi öğrendikten sonra herkes birçok şey alıp şu soruyu sordu. Bir ara Selçuklu Anıtı ve Meydanı'na ilgili açıklama yapmıştınız. Hatta kamu yoklaması da olmuştu. Diyorlar ki ya bu iptal mi edildi? Yok, iptal edilmedi. Demlenmeye bırakıldı diyebiliriz. Demlenme. Biraz böyle zamana bırakıldı. Çünkü burada bir konsensüs ve sahiplenilmesi lazım. Yani şehrin bu Selçuklu Meydanı'nı ve Selçuklu Anıtı'nı kabullenmesi, sahiplenmesi, benimsemesi lazım. Bunu hissettiğimiz zaman inşallah yerine de karar verip bunu hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Başkan, şimdi Melik Gazi 600 bin nüfusa Türkiye'de ruhsat verme açısından ilk dörde giriyor. Alım satım işlerinin hep üst sıralarında. Evet. Geçen de Tabu ve Kadastro'ya gittiniz. Bir iadeyi ziyaret mi yoksa orada hızlı bir şekilde alım satım yapılması çok önemli diyorsunuz. Orada bir görüş, evet, alışverişi mi oldu? Şimdi Tapu Kadastro'nun yeri ayrı. Niye? Benim meslektaşlarım, ben harita mühendisiyim. Evet. Birçok öğrencim harita mühendisliği bölümünden, diğer mühendislik bölümünden piyasada çalışıyorlar ya da kamu kurumlarında çalışıyorlar.
Ancak tapu kadastro gerçekten bizim şu anda devletimizin yüz akı en güzel kurumlarından birisi gerisi haline geldi. Özellikle de tapu kadastronun yeni binasıyla hizmet anlayışı çok daha güzel bir noktaya ulaştı. Biz de tapu kadastronun iyi hizmet vermesi için otoparkından yollarına kadar çok büyük emekler verdik. Dolayısıyla teşekkür etmek için beni birkaç defa davet etmişlerdi. Ben de hayırlı olsuna gidecektim. O kapsamda ziyaret ettik. Arkadaşlarımızı başarılar diledik. Emeklerinden dolayı teşekkür ettik. Çünkü tapu kadastro demek bütün alım, satım, ruhsat, mesken neyse bütün gayrimenkulle ilgili işlerin onay makamı, imzalandığı, emeklerinin verildiği bir yer. Dolayısıyla oradaki arkadaşların vatandaşımıza hizmet yolunda vermiş oldukları katkı son derece fazla. Bu yüzden onları mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Oraya teşekkür gittim. Etmeye ziyarete gittik. Harika öğrencisiniz. Akademik kaynaklarınız var. Yayınlar devam ediyor mu? Bir akademik bir şey var mı orada? Yardımcı doçent olarak en son bırakmıştım. Doçentliğe az bir ramak kalmıştı. Şimdi 2-3 tane yayın eksiğim var. Onları tamamlayıp inşallah akademik kariyerimizi de devam ettireceğiz. Tabii üniversite, akademi çok önemli. Çünkü bir şeyin sadece teorisini değil, uygulamasını da bilmek ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak açısından son derece önemli. Dolayısıyla biz şu anda bizzat uygulamanın içerisinde hem teoriyi hem uygulamayı hem sorunları hem çözüm ürünlerini günlük bizzat yaşıyoruz. Dolayısıyla akademiyle ilgili çok büyük katkılarımız olacak. Böyle 3-4 tane güzel çalışmamız var. Onları da yayın haline getirip test edeceğiz inşallah. Beşeri kaynakları planlamada ciddi bir sıkıntı var. Ne diyorsunuz? Valla şöyle, şeker pancarının ekimini dikimini planladığımız gibi biz insan kaynağımızı, beşeri kaynakları planlayabilsek bizim önümüzdeki 50 yıl içerisinde kaç tane inşaat mühendisine, kaç tane harita mühendisine, kaç tane doktora, kaç tane avukata, kaç tane eczacıya, kaç tane veterinere gibi soruların cevabını tahmini olarak planlayabilsek o zaman gelişmiş ülkeler statüsüne geçmekle ilgili hiçbir sıkıntımız olmaz. Bugün artık Çin, Hindistan gibi ülkelere baktığımızda insan ihraç ediyorlar. Yani bugün Amerika'ya, Kanada'ya, Almanya'ya, Fransa'ya farklı ülkelere gittiğinizde Çin'den, Hindistan'dan farklı ülkelerden gelmiş, oralara sahip olmuş, oralarda belli konumlarda olan, Ar-Ge yapan, ticaret yapan insanlar var. Dolayısıyla biz de bunları biliyorsunuz bu pandemi sürecinde dijital dünyanın ne kadar önem kazandığını, artık sınırların kalmadığını görüyoruz. Bu nedenle şu anda da muazzam derecede okumuş, diploması olan nüfus ortaya çıkmaya başladı. Ara eleman açığı da ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla herkesin okuması değil ama herkesin iş bulacak, para kazanacak, geçimini sağlayacak hale getirmek için bizim plan yapmamız lazım. En kötü plan bile plansızlıktan iyi diyorum. Bir planımız var. Ancak bu planı revize etmemiz lazım. Günlük konjektöre uymamız lazım. Ailelerin ve toplumun da yanlış yönlendirmeyi bırakması lazım. Yani illa doktor bir aile çocuğunu doktor olmaya zorlarsa veya işte para kazanıyor diye işte ailelerimiz çocuklarını avukat, doktor, mühendis gibi aslında çok daha farklı yeteneklere sahip olabilecekken zorlamaları çok doğru değil. Bizim sanatçıya da ihtiyacımız var, müzisyene de ihtiyacımız var, sporcuya da ihtiyacımız var. Bakın futbolda son yıllarda bütün bütçemizi futbola aktarılan Türkiye'deki bütçenin çoğu yabancılara gidiyor. Afrika ülkelerinden geliyor, Avrupa'dan geliyor. Bir bakıyorsunuz milyon dolarlarla. Yani bugün ben belediye başkanı olarak normal tarifeyle uçakla gidiyorum, otobüste gidiyorum. Ama bir bakıyorsunuz Afrika'dan gelmiş bir yerde futbol oynayan futbol oyuncuları için özel uçakla maçlara gidiliyor. Ama bir bakıyorsunuz nükleer tıpla çalışan, nükleer fizikle çalışan, Türkiye'nin en önemli ilk 100 adamı olarak nitelendirilen kişiler tarifeli uçakla, otobüste gitmek zorunda kalıyor. Çin'de tanınıyor, Türkiye'de tanınıyor. Tabii bizim mesela ben buradan seyircilerimize söyleyeyim. Onlar da internetten araştırsınlar, bir izlesinler. Huawei, iPhone'un rakibi biliyorsunuz. 5G teknolojisini geliştirirken en büyük desteği Bilkent Üniversitesi'nde Erdal Arkan isminde bir profesör hocamızdan aldı. Ve Huawei'ye ben gittiğimde 2019 yılında Erdal Arkan'a yaptıkları karşılama törenini inanın bizim utanarak seyrettim. Bizim Cumhurbaşkanı'na yaptığımız karşılama gibi bir Türk bilim adamına karşılama yapmışlar.
Ne zaman ki biz kendi sanatçılarımızı, sporcularımızı, bilim adamlarımızı yetiştirdik ve onlara gereken itibarı veriyoruz, omuzlarında taşıyoruz. O zaman Türkiye beşeri insan kaynakları ile ilgili, planlama ile ilgili güzel noktaya gelmiş demektir. İnşallah bu yolda da bir akademisyen olarak, bir belediye başkanı olarak ben de katkı koymak üzere çeşitli çalışmalar yapıyorum. İnşallah. Siz Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanısınız evet. Aynı zamanda. Geçen bir toplantı yaptınız. Gümrük giriş kapısı projesi. Ne olacak o? Dün sabah yaptığımız toplantıda son mimari projeyi onayladık. İnşallah önümüzdeki hafta oradaki sanayicilerimize de sunum yapıp ihalesiyle birlikte bir an önce serbest bölgenin giriş kapısını, gümrük kapısını inşallah yenilemiş olacağız. Serbest bölge Kayseri için büyük bir potansiyel. Şu anda Kayseri'den çıkan ihracatın %20'si serbest bölgeden çıkıyor. Oradaki firmalara ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sessiz sedasız yurt içine mal bile vermeden %100'ü tamamen ihracata çalışan firmalarımız var. Çok gurur verici. İnşallah buradaki kapasitenin artırılması, nitelikli firmaların artırılması ve onlara en iyi şekilde hizmet verelim mücadelesini veriyoruz. Dolayısıyla sanayi üretimi, ihracatı ne kadar artarsa istihdam o kadar iyileşir. Bizim gayri safi milli hasılamız o kadar güzelleşir, ekonomimiz iyileşir. Bu kapsamda da serbest bölge büyük bir potansiyel. Onun için oraya da büyük emek veriyoruz. Son soru şu efendim. Siz daha önce bunu açıkladınız. 6 Ekim 1926 Kayseri Uçak Fabrikası'nın kuruluşuydu. Yaklaşık evet. 95 yıl geçmiş. O zaman şöyle bir baktık. 200 adet uçak üretilmiş. Danimarka'ya bile satmışız. Hatta İran'a uçak hediye etmişiz. Nereden derim? Niye böyle oldu? Rıza Pehlevi'ye Şah'a hediye etmişiz. Bu enteresan. Ben Kalkınma Ajansı'na, Orhan Kalkınma Ajansı'na 2009 yılında göreve başladığımda Kayseri, Sivas, Yozgat 3 ilden oluşuyordu. Ve bu 3 ilin kalkınması ile ilgili sanayi alanında, ticaret alanında, eğitim, turizm farklı alanlarda potansiyelleri ve diğer yapılabilecek çalışmalar hakkında çok detaylı bir çalışma yapmıştık. Orada savunma sanayine girince çok enteresandır. Savunma sanayinde biliyorsunuz Hava İkmal Bakım Merkezi var şu anda. Önceden de Tomtaş denen tayara üretim fabrikası olarak geçen burada bir uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorduk. Ama bir öyle bir hikaye gibi, rüya gibi tam konuya hakim olan bilen yok. Bunu araştırdık ve gerçekten çok güzel bir hikayesi var. Bunu birkaç yerde anlattım. İnşallah burada da anlatalım. Ondan sonra vatandaşlarımıza... Çünkü çok örnek bir olay. İyi akşamlar dileyelim. Şimdi olay şöyle gerçekleşiyor. Junker isimli bir uçak üretim fabrikası var Almanya'da. Almanlar Dünya Savaşı'nda bütün Avrupa'yı hatta Rusya'yı dize getirirken en önemli enstrümanları, kuvvetleri havacılık. Uçak fabrikaları ve uçaklar sürekli bütün Avrupa'yı bombalayarak bütün Avrupa ülkelerini dize getiriyorlar ve yavaş yavaş büyüyorlar Hitler döneminde. Daha sonrasında işte Amerika, İngiltere devreye giriyor ve Almanya'nın üstüne çöküyorlar. Almanya artık pes ediyor, anlaşma imzalıyorlar. İmzalarken de şartlardan bir tanesi şu, üreteceğin, üretmiş olduğun, kullandığın uçak fabrikasını kapatacaksın, uçağı üretmeyeceksin diyorlar Junker'e. Bunu da kabul ediyorlar Almanlar. Ama tabii teknoloji çok gelişmiş, çok donanımlı ve bilgililer. Nasıl yaparız derken akıllarına Osmanlı'dan dolayı tek müttefikleri Türkiye geliyor. Ve el altından görüşmeler yapılıyor. Uçak fabrikasının buraya taşınmasına karar veriliyor. Ve Kayseri en güvenli bölge, Anadolu'nun ortasında ulaşımı en zor, en böyle uygun yer olarak görüldüğü için uçak fabrikası sökülüyor ve gemilerle İskenderun Limanı'na, oradan Boğaz Köprü'yü trenle geliniyor. Oradan da öküz sırtında bütün o uçak fabrikasının aksamları şu anki Hava İkmali Esenyurt'a geliyor. Peki. Ve 1926'da fabrika kuruluyor. Yaklaşık 2 sene Almanlarla üretim başlıyor. Çok hızlı bir şekilde. Bakın Kayseri'de elektrik yok. İlk elektrik orada. Jeneratörle. Jeneratörler geliyor ve kuruluyor. İlk elektrik orada. Üretim başlıyor. Daha sonrasında çeşitli sebeplerden yine oyunlardan dolayı Almanlar bırakıp gidiyorlar ve Türkiye bu uçak üretimini başarıyla devam ettiriyor. Dediğiniz gibi 5 farklı tiple yüzlerce uçak, onlarca uçak 5 farklı tipte yapılıyor. Hem
ülke için kullanılıyor hem yurt dışına satılıyor. Ama biliyorsunuz her konuda Türkiye gelişti miydi üstüne nasıl çökülür? Sessiz sedasız Amerika Marshall Yardımlar adı altında o süt tozunun yanınızda inek var. Sağıyorsunuz, sütü içiyorsunuz. Orijinal. Ama yok bu süt iyi değil diyor. Sana süt tozunu nasıl kandırıp içiriyorsa demişler ki bu uçaklar size çok pahalıya mal oluyor. Biz 6'da bir fiyatına verelim. 5'te bir fiyatına verelim. Ama kapatmak şartıyla. Ve o anlaşmayı imzalıyorlar. Ve buradaki uçak fabrikası kapatılıyor. Şu anda 1950'de yaklaşık kapatılan uçak fabrikası Hava İkmal Bakım Onarım Merkezi olarak askeri bir statüde devam ediyor. Keşke devam etseymiş. Keşke uçak üretseymişik. O zaman ne olurdu? Kayseri bugün Avrupa'daki birçok şehirden daha inanılmaz geniş, ya, düşünemiyorum daha yani. Ekonomik açıdan güçlüydü. Ama şunu görebildik. Özellikle ben Bayraktarlara, Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Son 5 yıldaki büyük yatırımlarla, büyük atılımlarıyla bakın Azerbaycan'da 30 yıldır esaret altında olan toprakları kazandık. İşte evet. Libya'ya gittik. Bizi el üstünde tuttular. Sebebi Libya'nın parçalanmasını SİHA'larla, İHA'larla göstermiş olduğu askeri kıvrak zeka ile Libya'nın parçalanmasını Türkiye önledi. Bugün eğer biz insansız hava araçlarıyla, SİHA'larla bir uçak gemisinden, SİHA gemisinden bahsediyorsak veya farklı yerlere askeri üsler koymaktan bahsediyorsak bunlar savunma sanayisinin çok iyi bir konuma geldiğini gösteriyor. Tabii ekonomiyle ilgili eksiklerimiz olabilir, ihtiyaçlar olabilir. Ama dünyada en çok istihbarat ajansının faaliyet gösterdiği, en çok çelme takılan, en çok üzerine plan yapılan ülkenin Türkiye olduğunu düşünmek ve bizim kaynaklarımızın birçoğunu maalesef savunmaya harcamak, bir şekilde strateji üretmek için harcadığımızı görmek gerekiyor. Milyarlarca dolar bugün Suriye ile ilgili, Irak'la ilgili, Yunanistan'la ilgili, Akdeniz'le ilgili, Karadeniz'le ilgili her tarafta savunmayı sağlamak, güvenliğimizi sağlamak üzere harcıyoruz. Dolayısıyla ülkemiz çok güçlü. Keşke uçak fabrikasının burada olduğunu bütün öğrencilere ders olarak öğretsek. Sadece devirme arabaları değil, uçak fabrikasının başına ne geldiğini, ne entrikalar olduğunu, neler yaşandığını film olarak, dizi olarak, ders kitaplarında kitap olarak öğretebilsek ve bunlardan ders alıp ülkenin geleceğini çok daha sağlam planlayabilsek. Bu uçak fabrikasıyla ilgili yayınlanan kitap sayısı 1 ya da 2. En detaylı bilgi son dönemlerde siz veriyorsunuz. Bu da son derece ilginç. Şu anda bir yazarımız vasıtasıyla, bir araştırmacımız vasıtasıyla Tayyare Fabrikası ile ilgili çalışmayı kitaplaştırdık. Basımını yaptık. Öyle mi? Merakla bekliyorum. Bir ay içerisinde 3 tane kitabın, hani her hafta bir okul temeli atıyorduk. Bu cami çok... okul temeli atıyorduk. Şimdi de her hafta bir böyle güzel bir yayını inşallah önümüzdeki haftalar itibariyle 3 hafta arka arkasına onların tanıtımını yapacağız. Vatandaşla paylaşacağız. Muhtemelen de birkaç program her biri üzerine inşallah çalışma yapacağız. Bunlardan bir tanesi Tayyare Fabrikası. Bunu merakla bekliyoruz çünkü bu fazla anlatılmıyor. En detaylı bilgi son dönemde çok açık söylüyorum. Siz söylüyorsunuz. Herkese şaşırıyor. Allah Allah böyle bir şey mi varmış diyor. Özellikle evet. Yeni kuşak. Son evet. Derece önemli. Daha başka bir şey söyleyeyim. İstanbul'a yolu düşenlerden rica ediyorum. Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'ni gezsinler. Havacılık Müzesi'ni gezdiklerinde görecekler. O dönem yapılmış farklı ülkelerin yaptığı uçaklar var. Bir de tam ortasında Kayseri'de üretilen Türkiye'deki tek, belki de dünyadaki tek ayakta olan uçak var. Kayseri'de Junker markasının üretmiş olduğu, Tomtaş fabrikasının üretmiş olduğu uçak orada. Dönemiyle aynı dönemde üretilen uçaklara bakıyorsunuz. Doğru. Kayseri'de üretilen uçak açık ara güzel. Açık ara hiç yani uçaktan anlamayan birisi bile der ki kabortasına bakarak, motor ve aksamlarına bakarak, şekline, dizaynına bakarak bu uçak diğerlerinden çok daha üstün der. Ama inşallah bu İHA'larla, SİHA'larla şu anda dünyada ilk 6'dayız. Yani ben ilk 3'teyiz diyeceğim ama çok abartmayayım, iddialı bir şey olmasın diye ilk 6'dayız diyeyim. Özellikle son uçaklarla birlikte ilk 3'e rahatlıkla gireriz. İnşallah daha da iyi olur diye temenni ediyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Çok mersi. Haber Odası devam ediyor. Kayseri'nin kırmızı altını Gilabur'u da hasat başlamış.